Bu video Teknomali'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte TechSword olarak Xiaomi Mi 6'nın kamera performansı videosuyla karşınızdayım. Video geçmeden önce Xiaomi Mi 6'nın kamera performansını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çift kamerasıyla gerçekten çok iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Hemen arka kamerada bulunan kameranın özellikleriyle başlayalım. İki kamerada 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Bu kameralardan sol taraftaki 27 mm olarak geçmekte, 1.8 diyafram açıklığına sahip ve 4 eksenli görüntü sabitleme sistemi bu kamerada yer verilmiş durumda. Diğer kamera ise 52 mm olarak geçmekte ve 2.6 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerada herhangi bir görüntü sabitleme sistemine yer verilmemiş. Bu kameraların olayı, 27 mm olan kamera normal standart telefon kamerası, 52 mm olan kamera ise daha yakın fotoğraflar çeken bir kamera. Aynı zamanda kameraların hemen sol tarafında ise çift tonlu çift flaşta bulunmakta. Ön tarafına geldiğimizde ise 8 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor ve ön kamerada 2.2 diyafram açıklığına sahip. Kameranın arayüzüne devam etmemiz gerekirse kamera arayüzü konusunda Xiaomi'nin klasik kamera arayüzü bizleri karşılıyor. Burada iki tane önemli yenilik bulunmakta. Bunlardan bir tanesi hemen alt tarafta 1x yazısı bulunmakta. Bu 1x yazısına tıkladığımızda 2x oluyor. 2x'ten sonra da basılı tutup sola doğru kaydırdığınızda 10x'e kadar zoom'a girebiliyorsunuz. Burada zoom'a girmek için size bir yardımcı bulunmakta. Aynı zamanda hemen üst tarafta ise portre fotoğraflar çekebilmek için, bokeh efekti yapabilmek için bir mod bulunmakta. Ona bastığınızda da diğer kamera geçiyor ve 2 metre uzağa gelmenizi söylüyor size. Bu sayede arkayı bulanıklaştırarak gerçekten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bunların dışında kamerada yine modlar seçenekleri yerini koruyor. Bir takım modları buradan yapmanız mümkün. Burada en çok hoşuma giden nokta manuel mod kısmında lensler arasında geçiş yapıp istediğiniz kamera lensinde istediğiniz ayarları manuel bir şekilde ayarlamanıza izin veriyor. Bu da benim hoşuma gitti. Arka kameranın gündüz fotoğraflarına baktığımızda gerçekten kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kameranın hakkını veriyor. Zoom'a girmenize rağmen hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten bu kameranın belli başlı iki özelliği bulunmakta çift kameranın. Hemen bunlara değinmemiz gerekirse birinci özelliğimiz 2x boyutunda optik zoom, 10x boyutunda ise dijital zoom yapabiliyor. Bu da bir nevi telefonu teleskop veya mikroskop olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Gerçekten uzaktaki nesneleri zoom'a girerek çok rahat bir şekilde görebiliyor veya küçük nesneleri yine zoom'a girerek büyütebiliyorsunuz ve kaliteden hiçbir şekilde kayıp vermeden gün ışığında çok kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Fotoğraf performansı anlamında gündüz çekimlerini kameranın çok fazla beğendiğimi söyleyebilirim. 2x boyutunda dijital ve 10x boyutunda optik zoom yapabilme yeteneği de benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çift kameranın zoom'a girmesi dışında bir özelliği daha bulunmakta. Bu da portre fotoğraflar çekebilmenize yardımcı olan bir özellik. Bu sayede nesneyi öne çıkartarak arkayı çok güzel bir şekilde bokeh efekti verebiliyor. Arkayı bulanıklaştırabiliyor. Bu sayede çok güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Sanki profesyonel kamerayla çekilmiş gibi. Baktığımızda fotoğraflara gerçekten hatları çok güzel bir şekilde kesiyor ve nesneyi gerçekten çok güzel öne çıkartıyor. Yani kesinlikle sorunsuz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Gerçekten kalite anlamında güzel fotoğraflar elde ettiğini söyleyebilirim. Portre modu da çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Bunların haricinde arka kameranın düşük ışık performansına geldiğimizde ise yine fena fotoğraflar elde etmiyorsunuz. Zaten dediğimiz gibi bir kamerası 1.8 diyafram açıklığına sahip olduğu için geri çekimi konusunda sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Çift kameranın çalışma prensibinden biraz bahsedeyim. Işığın çok olduğu ortamlarda kameralar arasında geçiş yapabiliyor. Işık azaldığı zaman kameralar arasında geçiş yapmaya izin vermiyor. Çünkü diğer kamera 2.6 diyafram açıklığına sahip olduğu için karanlık fotoğraflar elde edeceğinizden dolayı izin vermiyor. Geçiş yapmıyor düşük ışıkta. Işığın düşük olduğu ortamlarda zoom'a girmeye kalktığınızda optik zoom'a geçmiyor. Yani diğer kameraya geçmiyor. Dijital bir şekilde kamerada normal bir şekilde zoom'a giriyor ama optik zoom yapmıyor. Video konusunda arka kamera 4K 30fps ve Full HD 30fps videolar çekebiliyor. 4K video konusunda güzel videolar elde edebiliyoruz. Kalite gerçekten güzel ama renk konusunda biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kontrast konusunda biraz daha iyi olabilirmiş. Biraz fazla gibi geldi bana kontrast değeri. Onun haricinde 4K video kalitesi gerçekten güzel. Renklerde ayarların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor.
Full HD 30 FPS'te çok yüksek bitrate'lerde Full HD 30 FPS video çekemiyor. Yani telefon diyor ki 4K video çek. Full HD'yi boş ver diyor. 4K video çek diyor. Çünkü 4K'nın kalitesi gerçekten çok iyi. Ama Full HD'de çok yüksek kalitede. Yani Full HD'nin hakkını verecek videolar çekemiyoruz. Yine Full HD'de renkler çok güzeldi ve bitrate düşük olduğu için Full HD performansını beğenmedim. Ama 4K konusunda sorun yaşamayacaksınızdır. Bunların haricinde keşke bir de Full HD 60 FPS video çekebilseydik güzel olurdu. Ama Full HD 60 FPS video maalesef çekemiyoruz arka kamerayla. Video ses kayıt performansına kısa bir değinmek istiyorum. Çünkü video ses kayıt performansı yaparken telefonun altta bulunan deliklerini kapatmamanıza özen gösterin. Çünkü altta bulunan delikleri kapattığınızda burada mikrofon bulunuyor. Ses kalitesinde azalma yaşanıyor. Ses kalitesini engelliyor. Yani sesi boğuk bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Zaten şimdi sizler de dinleyeceksiniz sesin ne kadar boğ olduğunu. Şu anda Xiaomi Mi 6'nın video kayıt sırasındaki ses performansını test ediyoruz. Söylediğim gibi hemen aşağı tarafta mikrofonu eğer kapatırsanız, şu an kapattığım ses gelmiyor muhtemelen. Kapattığınızda ses gelmeyebilir. Burayı şu an kapatıyorum mesela, konuşuyorum, ses gelmiyor gördüğünüz gibi. Burayı kapatmamaya dikkat edin, yoksa ses gelmeyecektir arkadaşlar. Gündüz video performansı olarak arka kamerasını beğendiğimi söyleyebilirim. İşinizi kesinlikle görecektir. Düşük ışıkta video performansına baktığımızda ise çok iyi değil ama kötü de değil. Orta seviye bir gece performansı bizlere sunuyor. İşinizi göreceğini tahmin ettiğim gece video performansı bulunmakta kameranın. Yine 4K çekmeye gayret edin gece arkadaşlar. Çünkü Full HD'de yine yüksek kaliteye çıkamayacaksınız. O yüzden gece performanslarının kalitesi düşecektir ama 4K video çekerseniz gece sorun yaşamayacaksınızdır. Ön kamerasına geldiğimizde ise telefonun ışığın iyi olduğu ortamlarda gerçekten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. 2.2 diyafram açıklığına sahip olduğu için ışık azalmaya başladığı zaman görüntüler biraz daha kumlanmaya başlıyor. Ama güzel ışığın altında güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten ön kamerada geniş çekimli fotoğraflar çekebiliyor ve genel olarak ön kamerasında beğendiğimi söyleyebilirim. Işık iyi olduğu sürece ön kamerada bizlere güzel fotoğraflar çıkartıyor. Xiaomi Mi 6'nın kamera performansı bu şekildeydi. Fiyatına göre gerçekten çok güzel özellikler sunuyor bizlere. Çift kamerası gerçekten özellikleri açısından çok kullanışlı ve çok keyifli olmuş. Genel olarak Xiaomi Mi 6'nın kamerasını beğendiğimi söyleyebilirim. Fiyatını göz önüne aldığımızda kesinlikle çok iyi bir kamerası olduğunu tekrardan vurgulayayım. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. Hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik benim söylemek istediğim bu kadar. Yorumlarınız varsa kamera performansı hakkında yazabilirsiniz aşağı tarafa. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.